Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kimyanın sembolik dilini hep beraber işleyeceğiz. Yalnız dersimize başlamadan önce gelin bir Ekim ayı programımıza göz atalım. Bugün bu konuyu işledikten sonra 21 Ekim'de atom modelleri ve atomun yapısını işleyeceğiz. O yüzden buraya kadar 21 Ekim tarihine kadar birazdan size vereceğim ödevleri muhakkak bitirip gelmenizi rica ediyorum. O zaman diyoruz ki haydi gelin yavaştan bu derste neler öğreneceğiz bir onlara göz atalım. Diyoruz ki ilk göreceğimiz kısım elementler ve bileşikler olacak. Elementlerin sembollerini, bileşiklerin formüllerini göreceğiz. Elementlerin ve bileşiklerin özelliklerini tanıyacağız. Daha sonrasında kimya laboratuvarında uyulması gereken kurallardan bahsedeceğiz. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı malzemeleri konuşacağız ve en sonunda da kimya uygulamalarında güvenlik işaretlerini gördükten sonra videomuzu sonlandıracağız. Peki bu süre zarfında nelerden yararlanacağız? Tabii ki 0'dan 9'a konu anlatımlı soru bankasından konumuza çalışacağız. Ve konuya çalıştıktan sonra sayfa 34'ten sayfa 55'e kadar ödevlendirmelerimizi yapacağız. Buradaki soruları bir güzel çalışacağız. Peki daha sonrasında sadece 0'dan 9'a konu anlatımlı soru bankamızdan mı yararlanacağız? Tabii ki hayır. Bir de bize Dinamo soru bankamız eşlik edecek. Burada da sayfa 32'den 51'e kadar olan kısımları bitireceğiz ve böylelikle konumuzu iyice pekiştirmiş olacağız. Pekala, o zaman diyoruz ki hızlıca dersimize başlayalım. Evet, kimyanın sembolik dilinde ilk olarak elementleri tanıyacağız. Acaba element dediğimiz şey nedir? Gelin bir onu konuşalım. Diyeceğiz ki element dediğimiz şey atomdan oluşan, yalnız nasıl atomlardan oluşacak? Yapısında yalnızca tek türde, tek cinste atomdan oluşan saf maddelere biz ne diyeceğiz? Element adını vereceğiz. Unutmayın ki saf maddeler yapılarında aynı zamanda tek tür tanecik içerirler. Aynı şekilde elementler saf bir maddeymiş, yapılarında tek tür atom, tek tür tanecik varmış. Bir de başka özellik olarak elementlerin homojen olduğunu biz kesinlikle söylemeliyiz. Peki biz elementleri ne ile göstereceğiz? Tabii ki biz elementleri sembollerle göstereceğiz ve periyodik sistemde bulunan elementlerin sembollerini de ne yapacağız? Öğreneceğiz. Elementlerin sembollerinin ikinci harflerinin küçük yazıldığını lütfen unutmayalım arkadaşlar. Peki elementlerin başka ne gibi özellikleri var? Belirli erime kaynama noktalarına sahiptir elementler. Saf maddelerin bir diğer özelliğidir aslında bu. Belirli erime kaynama noktalarına sahip olduklarını unutmayacağız. Örneğin demirin ya da altının belirli bir erime noktası var mıdır? Tabii ki vardır diyeceğiz. Pekala, elementler hal değiştirirlerken sıcaklıklarının değişmeyeceğini, yani aslında sabit kalacağını yine unutmamam gerekiyor. O zaman diyoruz ki elementler, yani saf maddeler hal değişimi sırasında sıcaklıkları ne olmazmış? Değişmezmiş. Peki ben bir elementi fiziksel ya da kimyasal yol ile ayrıştırabilir miyim diyecek olursam, tabii ki hayır. Ne fiziksel ne de kimyasal yolla elementler ayrıştırılamazlar arkadaşlar. Biz bunları ne yapamıyoruz o zaman? Daha küçük hallere bölemeyeceğiz, ayrıştıramayacağız. Pekala, o zaman diyoruz ki elementlerin özelliklerini gördük ve az önce elementlerin sembollerle gösterileceğinden bahsettik. Gelin tek tek hangi elementin sembolü neymiş bir de onu öğrenelim. Mesela hidrojen elementinin sembolü H şeklinde gösterilecek. Helyum deyince aklımıza He gelecek. Lityum deyince Li gelecek. Berilyum deyince Be gelecek. Bakın ikinci harfler ne oldu? Küçük yazıldı, dikkat edelim. Peki bor deyince bor elementinin sembolü B şeklinde olacak. Karbonu C ile, azotu N ile, oksijeni O ile ne yapacağız? Sembolize edeceğiz. Flor deyince F, neon deyince Ne ya da sodyum deyince Na şeklinde ne olacak? Gösterilecek. Aynı şekilde magnezyum Mg ile, alüminyum Al şeklinde, silisyum Si şeklinde ne olacak? Gösterilecek. Fosforu ise P, kükürdü ise S, kloru ise Cl ile göstereceğiz. Argon Ar, potasyum K ve kalsiyum da Ca şeklinde ne olacak? Sembolize edilecek. Pekala, o zaman diyoruz ki kesinlikle bu elementlerin sembollerini bileceğiz. Bir başka bilmemizi istediğimiz elementler kimler? Bakır elementinin sembolünü bileceğiz. Çinkonun sembolünü bileceğiz. Altının sembolünü bileceğiz. Gümüş deyince Ag ile göstereceğimizi, sembolünün bu olduğunu bileceğiz. Platini Pt, civayı Hg ile sembolize edeceğiz. Krom
Atom deyince CR ile simgeleyeceğiz. Sembolü bu olacak. Demir deyince Fe, nikel Ni, kobalt Co, kalay ise Sn olarak ne olacak? Karşımıza çıkacak. Kurşun ise Pb olarak karşımıza çıkacak. Güzel. O zaman diyoruz ki elementlerin sembolleri bizim için çok önemli. Bunları gördük. Peki başka ne göreceğiz diyeceğim. Elementler hakkında bir başka bilmemiz gereken çok önemli bir kısım var. Bunları bir kısmımız var. Hadi gelin bir de oraya göz atalım. Elementlerin aslında doğada farklı şekilde bulunduğunu biz ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bazı elementler doğada atomik halde bulunacaklar. Biz bunlara tek atomlu olan mono ekini kullanacağız. Monoatomik elementlerimiz olacak. Bazı elementlerimiz ise doğada diatomik şekilde bulunacak. Yani di demek 2 demek arkadaşlar. Diatomik ikili şekilde bulunacak. Mesela H2, Cl2, N2 ya da O2 gibi doğada bu şekilde bulunduklarını ne yapabiliriz? Gözlemleyebiliriz. Bazı elementler ise doğada poliatomik şekilde bulunacak. Bakın en güzel örnek aslında oksijendir. Oksijen atomu tek başınayken yani O şeklinde gösterilebilir. Bu monoatomiktir. Ancak doğada oksijeni biz monoatomik şekilde ne yapamayız? Gözlemleyemeyiz. Peki oksijen doğada hocam nasıl bulunur? O2 veya O3 şeklinde karşımıza çıkacak. O yüzden diyoruz ki elementlerin her biri birbirinden farklı şekilde doğada bulunacak. Monoatomik olan elementler genellikle soy gazlar olacak. Diatomikler ise genellikle ametaller olarak karşımıza çıkacak. Poliatomikler de yine aynı şekilde ametaller olarak karşımıza çıkacak. Peki bütün elementler bu şekilde midir? Hayır. Bazı elementler ise doğada bileşikleri halinde ne yapabilir? Bulunabilir. Örneğin sodyum klorür, karbondioksit ya da kalsiyum sülfat gibi bileşikler doğada aslında bu şekilde ne yapıyormuş? Bulunuyormuş. Pekala. O zaman diyoruz ki şu ana kadar öğrendiğimiz elementlerin özelliklerini, sembollerini konuştuk. Bunlara dair bir de soruyla bu konuyu ne yapalım? Pekiştirelim. Elementlerle ilgili hangisinin doğru olduğunu bana soruyor. Diyeceğiz ki elementleri biz az önce neyle gösterdik? Sembollerle gösterdik. Sembollerle ifade ettik. Her bir elementin kendine ait bir sembolü vardı. Ve elementler yapılarında tek tür atom içeriyordu ve saf maddelerdi. Bunu konuştuk. O zaman ikinci öncülümüz de doğru oldu. Ve bazı elementlerin moleküler yapıda olduğunu söyledik. Yani poliatomiklerimiz mesela moleküler yapıdaydı. Ya da diatomiklerimiz moleküler yapıdaydı. O yüzden diyoruz ki bu öncülümüz de doğru oldu. Cevabımız ne geldi? Edirne olarak karşımıza geldi. Bir başka soruda ise element ve sembollerin eşleştirilmesini sormuşlar ve bunun hangisinin yanlış olduğunu bana soruyor. Klor deyince az önce evet Cl ile ifade ettik. Kalsiyumu Ca ile ifade ettik. Kükürt deyince S aklımıza gelecekti. Çinko deyince Zn aklımıza gelecekti. Ancak fosforu P ile ifade ettik arkadaşlar. Flor dediğimiz adamı ise diyeceğiz ki F ile ifade edeceğiz. O zaman yanlış olan seçeneğimiz neresi geldi? D seçeneğimiz gelmiş oldu. Pekala. Bir başka soruyla yine pekiştirmeye devam ediyoruz. Elementlerin özelliklerinden değildir diye bir sorumuz var. Az önce dedik ki elementler yapılarında tek tür atom içerirler. Unutmayacağım bunu. Ve elementler saf maddelerdi. Elementleri biz sembollerle göstermiştik. Ve elementleri fiziksel ve kimyasal yollarla bileşenlerine ne yapamıyorduk? Ayrıştıramıyorduk. Bu bizim için önemli bir detaydı. O zaman diyoruz ki yanlış seçeneğimizi bulduk. Ama yine de E seçeneğini de bir kontrol edelim. Doğada atomik, diatomik ya da poliatomik yapıda bulunabilirler. Evet, bazı elementler doğada atomik yapıda yani tek atomlu şekilde bulunurken bazı elementler iki atomlu yani diatomik şekilde bulunuyordu. Bazıları ise çok atomlu yani poliatomik şekilde ne yapabilir dedik? Bulunabilir dedik. Peki o zaman elementleri tanıdık. Sırada ne var? Bileşikler var. Bakalım bileşiklerin özellikleri nelermiş, bir de ona göz atalım. Dedik ki az önce elementlerin tek tür atomdan oluştuğundan bahsetmiştik. Bileşikler ise yapılarında farklı türde atom içerecek arkadaşlar. Unutmayalım. Tıpkı elementler gibi bileşiklerin de saf madde olduklarını ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Peki biz elementlerde dedik ki saf maddeler yapılarında tek tür tanecik içerirler. Aynı şekilde bileşikler de saf madde olduklarından dolayı yapılarında tek tür tanecik olduğunu lütfen unutmayalım. Buraya kocaman bir yıldız attım. Peki bileşik deyince yapılarında farklı atomlardan oluştuğunu söylemiştik. Mesela su dediğimiz
Molekülümüz hidrojen ve oksijen olmak üzere bakın yapısında birden fazla türde ne içermekte? Atom içermekte. Hidrojen ve oksijeni içeriyor. Bu bileşiği oluşturan elementlerin arasında nasıl bir oran vardır diyecek olursak belirli bir oran vardır arkadaşlar. Bir bileşiği oluşturan bileşenler yani hidrojen ve oksijen öyle kafasına göre rastgele oranlarda ne yapmıyor? Bir araya gelmiyor. Belirli oranlar çerçevesinde ne yapacak? Bir araya gelecek. Peki bu bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini kaybedecek mi kaybetmeyecek mi? Bir de o kısım önemli. Yani su molekülü oluşurken hidrojen ve oksijen kendi özelliğini kaybederek yeni bir madde oluşturacak. O yüzden bu da bizim için önemli. Yani diyoruz ki bir bileşiği oluşturan bileşenler bir araya gelirken H2O'yu oluştururken kendi özelliklerini ne yaparmış? Kaybedermiş. Peki bileşikler nasıldır? Homojen midir? Heterojen midir? Aynı elementler gibi bileşiklerinde biz homojen olduğunu söyleyeceğiz. Peki elementleri sembollerle göstermiştik. Bileşikleri neyle göstereceğiz dersen formüllerle ne yapacağız? Göstereceğiz. Demek ki elementler ve bileşikler arasında bir takım farklılıklardan biri de bu olacak aslında. Aynı şekilde elementleri saf demiştik. Bileşiklerin de saf madde olduğunu söyledik. Unutmayalım arkadaşlar. Saf maddelerin belirli erime kaynama noktaları vardır. O yüzden bileşiklerin de kendine ait bir belirli erime kaynama noktası olacak. Örneğin deniz seviyesinde su ne yapar? Kaç santigratta kaynar? Kaynama noktası deniz seviyesinde saf suyun 100 santigrattır. O zaman diyoruz ki belirli bir kaynama noktasına sahip mi? Evet. Ya da donma noktası düşüneceğim o zaman da diyebilirim ki 0 santigratta ne yapar? Donar. O zaman diyoruz ki bu saf maddelere ait bir özelliktir. Yine aynı şekilde hal değişimi sırasında bileşiklerin sıcaklıkları değişmez arkadaşlar. Yani sabit kalır diyeceğiz. Bu da yine saf maddelerin özelliklerinden biriydi. Unutmayacağız. Peki elementleri ne fiziksel ne de kimyasal yollarla bileşenlerine ne yapamadık? Ayrıştıramadık. Peki bileşikleri ayrıştırabileceğiz mi? Evet, yalnız fiziksel yöntemlerle değil, kimyasal yöntemlerle biz bileşikleri ayrıştırabileceğiz. Pekala. O zaman dedik ki az önce bileşikleri biz neyle gösteriyorduk? Formüllerle gösteriyorduk. O zaman bu formülleri bir de benim bilmem lazım. Bakın burada bir takım bileşikler verilmiş, formülleri verilmiş ve yaygın adlarını aslında bize ne yapacak söyleyecek. O zaman bunları bir kısmımız oldukça değerli bir bileşiğin yaygın adını, okunuşunu ben iyi kötü ne yapmak zorundayım? Bilmek zorundayım. Haydi gelin bu bunları bir kısmını ne yapalım? Hep birlikte öğrenelim arkadaşlar. Mesela az önce H2O'nun su olduğunu ne yaptık? Söyledik. Geldik hidroklorik aside. Hidroklorik asit bir bileşikmiş ve yaygın adı tuz ruhu olarak karşımıza çıkmakta. Bunları kesinlikle bilmemiz lazım arkadaşlar. Yine aynı şekilde H2SO4 sülfürik asittir. Sülfürik asidin formülü H2SO4'müş ve yaygın adının ben zaç yağı olduğunu kesinlikle bilmek zorundayım. Mesela HNO3 nitrik asit. Nitrik asidin yaygın adı ise kezzap olarak bilinmekte. HCOOH ile ifade ettiğimiz formik asidin yaygın adı ise karınca asidi olarak karşımıza çıkmakta. Yine aynı şekilde sirke asidinin bize formülünü vermişler. Sirke asidi asetik asitin neyidir? Yaygın adıdır. O yüzden diyoruz ki asetik asit ne diye okunurmuş? Sirke asidi şeklinde okunacakmış. Yani yaygın adı sirke asidiymiş. NH3 deyince adının amonyak olduğunu ben bileceğim. Potasyum nitrat deyince adının yaygın adının güherçil olduğunu bileceğim. Yine aynı şekilde kalsiyum karbonat deyince adının kireç taşı olduğunu bilmek zorundayım. Kalsiyum oksit sönmemiş kireç olarak adlandırılmakta. Kalsiyum hidroksit ise sönmüş kireç olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki potasyum hidroksit ise potas kostik olarak bilinecek. Sodyum hidroksit ise sut kostik olarak bilinecek. Yine aynı şekilde şu ikisi genellikle çok karışıyor. Biri çamaşır sodası, biri yemek sodası arkadaşlar. Sodyum karbonat çamaşır sodası iken sodyum bikarbonat yemek sodası olarak karşımıza çıkmakta. Son olarak sodyum klorürden bahsedeceğiz. Günlük hayatta hepimizin kullandığı yemek tuzudur kendisi. Peki hala. O zaman diyoruz ki bileşiklerin özelliklerini öğrendik. Formüllerini tanıdık. Bazı bileşiklerin yaygın adlarını tanıdık. Sırada bunları pekiştirmek var. Sorumuz da bize diyor ki yukarıda verilen özelliklerden hangileri element ve bileşikler için
ortaktır. Ha, o zaman ben ortak özellik aramalıyım. Düşünüyoruz, elementler de bileşikler de saf madde miydi? Evet, saf maddeydi. Ve her ikisi de saf maddenin özelliklerinden ötürü homojendi. Bunu unutmayacaktım. Peki, fiziksel yollarla ayrıştırılamama diyor. Yani elementleri ben ne fiziksel ne kimyasal ne yapamıyordum arkadaşlar? Hiçbir şekilde ayrıştıramıyordum. Ama bileşikleri kimyasal yöntemle ne yapabiliyorduk? Ayrıştırabiliyorduk. O zaman her ikisi de fiziksel yollarla ne yapılamıyor? Ayrıştırılamıyor. O yüzden bu da her ikisi için de ortak bir özellik midir? Evet, ortak bir özelliktir diyebiliriz. Pekala. Bir diğer sorumuzda diyor ki, yukarıda verilen ifadelerden hangileri bileşikler için doğrudur diye sormuş. Bileşikleri neyle ifade ettik? Formüllerle mi göstermiştik? Evet, elementleri ise sembollerle göstermiştik, hatırlayalım. Bileşiklerin yapısında farklı tür atomlar vardı. Ancak bileşikler saf madde oldukları için yapılarında tek tür molekül, tek tür tanecik içeriyorlardı. O zaman diyoruz ki bu yanlış bir ifade oldu. Bakın çok dikkat edin. Atomla molekül aynı şey değil. Evet, bileşikler yapılarında farklı tür atom içeriyor ama aynı tür moleküllerden, aynı tür taneciklerden oluşuyor dedik. Peki, bileşiği oluşturan bileşenler arasında belirli bir birleşme oranı mı vardı? Evet, bir bileşiği oluşturan bileşenler öyle kafalarına göre rastgele oranlarda bir araya gelmiyordu. Belirli bir oranda bir araya geliyordu. Böylelikle cevabımız ne geldi? 1 ve 3 geldi arkadaşlar. Ceyhan gelmiş oldu. Pekala, devam ediyoruz bir diğer sorumuzla. Bize bazı bileşiklerin formüllerini vermişler ve yaygın adları ile bunları eşleştirmemizi istemişler. HCl hidroklorik asitti. Ne olarak biliniyordu? Tuz ruhu olarak bilinmekteydi. Potasyum hidroksit, potas kostik olarak bilinmekteydi. Yaygın adı buydu. HNO3 yani nitrik asit ise kezzap olarak karşımıza çıkmaktaydı. Peki en sonda verilen asidimiz ise sirke asidiydi, yani asetik asit olarak bilinmekteydi. Böylelikle cevabımız ne gelmiş oldu? B seçeneği gelmiş oldu. Haydi bakalım, devam edelim o zaman. Elementlerin ve bileşiklerin özelliklerini gördük. Bunları kıyasladık. Sırada ne var diyecek olursan, kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği var arkadaşlar. Bizim kimya laboratuvarında bir takım uymamız gereken kurallarımız var. Bunlar nelerdir? Hadi gelin bir de onlara göz atalım. Koruyucu önlük giyilmeli. Evet, bir takım kimyasallarla çalışıyoruz. Bunlar oldukça tehlikeli maddeler. O yüzden üzerimizde muhakkak neyimiz olmalı? Önlüğümüz olmalı. Yine aynı şekilde eldiven ve koruyucu gözlük takmalıyız. Çünkü yine herhangi bir deney sırasında elimize ya da gözümüze bir kimyasal sıçrayabilir mi? Evet, sıçrayabilir. Bunu engelleyebilmek için gözlük ve eldiven ne yapmalıyız? Kullanmalıyız. Yine aynı şekilde saçlar toplanmalı. Eğer herhangi bir takı varsa, aksesuarımız varsa, saat falan takıyorsak bunları ne yapmalıyız arkadaşlar? Çıkartmalıyız. Laboratuvarda bunlar kullanılmamalı. Peki ben laboratuvarda kesinlikle yiyecek ve içecek ne yapmamalıyım? Tüketmemeliyim. Oldukça sakıncalı bir durum bu çünkü. O yüzden diyoruz ki bazı kurallara ne yapmalıyız? Uymalıyız. Yine aynı şekilde laboratuvarda bulunan hiçbir kimyasal maddeyi koklamayacağız ve tadına asla ne yapmayacağız arkadaşlar? Bakmayacağız. Aynı şekilde laboratuvarda böyle şakalaşmalardan falan kaçınmak zorundayız. Hele hele dikkat dağıtıcı hareketlerde hiç bulunmamalıyız. Çünkü bunlar bizim için oldukça sakıncalı. Şaka yapalım derken yanlışlıkla bir kimyasal maddeyi üzerimize ne yapabiliriz? Dökebiliriz. O yüzden çok dikkatli olmalıyız laboratuvarda çalışırken. Yine aynı şekilde deney yaptık, laboratuvarda çalıştık. Deney malzemelerini, bu deneyin bitiminde ne yapmalıyız? Bol sabun ve su ile yıkamalıyız. Yani laboratuvarda kullanılan deney malzemelerini temiz bırakmalıyız aslında. Pekala, o zaman laboratuvarda bir takım kurallara uyduk. O kurallara göre çalışmalar yapacakmışız. Deneylerimizi ona göre dizayn edecekmişiz. Biz o zaman bu laboratuvarda ne gibi malzemeler kullanacağız? Bir de onları tanımamız lazım. Mesela ellen laboratuvarda kullanılan cam malzemelerden biridir. Bakın şurada gördüğünüz ellen aslında. Dibi düz, koni biçiminde olan bir cam malzeme aslında. Biz özellikle elleni analitik kimya laboratuvarında kullanıyoruz. Özellikle de titrasyon işlemlerinde ellen kullanılmakta. Yine bir başka cam malzememiz ise
Beher olarak karşımıza çıkmakta. Bakın bu gördüğünüz beheri gösteriyor bana aslında. Eğer laboratuvarda çözelti hazırlayacaksam beher kullanmalıyım. Ya da bazı maddeleri karıştıracaksam beher kullanmalıyım. Ya da bir maddeyi başka bir yere aktaracaksam yine beherden ne yapabilirim? Yararlanabilirim. Isıtma, kristallendirme gibi birçok işlemde yine ben beher kullanabilirim. Bir başka cam malzememiz ise mezür arkadaşlar. Saf sıvıların ve çözeltilerin hacmini ölçebilmek için kullanılan bir cam kap kendisi. Bakın şurada gördüğümüz aslında bir mezür. Uzun bir cam boru şeklinde bir cam kap diyebiliriz. Balon ise yine bir başka kullanılan laboratuvar malzemesidir. Balon deyince daha böyle yuvarlağımsı bir cam yapıyı görmeliyim. Çözelti hazırlamada yine ben balon kullanabilirim. Ya da ısıtma kaynatma gibi bir işlem yapacaksa balondan ne yapabilirim? Yararlanabilirim. Aynı şekilde bürete baktığımız zaman büret de tıpkı erlen gibi titrasyon işleminde kullanılan bir cam malzemedir. Belli bir hacimde sıvımız varsa bu sıvının alınmasında kullanılan altı musluklu üzerinde çizgileri olan bir cam boru şeklinde bir malzeme. Bakın şurada bir titrasyon düzeneği görüyorsunuz. Cam bir büretim var aslında. Bunun altında bakın bir erlenim var. Erlenin içerisine ölçüm yapılacak çözeltiyi koymuşuz. Büreti de bir kıskaç yardımıyla tutturmuşuz ve büretin bir musluğu var. Buradan kimyasal maddemiz erlenin içine damla damla ne olacak? Akacak musluğu açtığımız zaman. O zaman diyoruz ki birçok laboratuvar malzemesini de tanıdık. Laboratuvar kurallarını gördük ve bazı güvenlik uyarı işaretlerini de bizim ne yapmamız lazım? Öğrenmemiz lazım. Sadece kimya laboratuvarında kullanılan kimyasal maddelerde mi bu güvenlik uyarı işaretleri var? Tabii ki hayır. Günümüzde evde kullandığımız çamaşır suyu, deterjanların üzerinde de yine bu güvenlik uyarı işaretleri karşımıza çıkmakta. Mesela patlayıcı bir maddeden bahsediyorsak şöyle bir işaret görmeliyiz o maddenin üzerinde. Ya da ölmüş bir balık ile bir ağaç simgesi görüyorsak ben bunun çevre için tehlikeli olduğunu anlamalıyım. O zaman diyorum ki her biri aslında bana ne ifade ediyor? Farklı şeyleri ifade ediyor. Bunu gördüğüm zaman patlayıcı maddeyi anladım. Ölmüş bir balıkla bir ağaç gördüğüm zaman çevre için zararlı, tehlikeli bir madde olduğunu anladım. Ya da şöyle bir alev işareti gördüğüm zaman diyeceğim ki o zaman bu madde yanabilir. Yani bu işaret bana maddenin neyini gösteriyor? Yanıcı olduğunu gösteriyor. Şu işaretle yanıcı çok karışıyor arkadaşlar. Bu yanıcıyken bu yakıcı yani oksitleyici maddeyi bana ifade etmekte. Ya da herhangi bir kimyasal maddenin üzerinde bir el işaretiyle bir zemin görüyorum. Bakın buradan deney tüplerinden bir şeyler dökülüyor. İşte bu benim için nedir? Korozif yani aşındırıcı maddelerin üzerinde kullanılan bir işarettir kendisi. Asitlerde, bazlarda özellikle asit bazların üzerinde bu işareti görmemiz çok daha mümkün. Baktığımız zaman kanserojen maddelerimiz yine aynı şekilde bir takım güvenlik uyarı işaretleri içermek zorunda. Şu işaretimiz kanserojeni bize ifade etmekte. Ya da şöyle bir tüp patlayabileceğini bana gösteriyor. Yani basınç altında bunun içerisinde bir gaz olduğunu bana gösteriyor. Yine aynı şekilde ünlem işareti görüyorsam da bunun tahriş edici bir maddenin işareti olduğunu ben görmeliyim, anlamalıyım. Ve son olarak hastanelerde kullanılan radyasyonla alakalı olan işaret ise radyoaktif maddelerin güvenlik uyarı işareti olarak karşımıza çıkmakta. Haydi bakalım şimdi gördüğümüz kısımların bir de sorusuyla beraber bunları bir de pekiştirelim. Hangileri laboratuvarda uyulması gereken durumlardandır diye bize sormuşlar. Uygun güvenlik sembolleri kullanmak. Evet az önce gördüğümüz uygun güvenlik sembollerini biz laboratuvarda kesinlikle ne yapmalıyız arkadaşlar? Kullanmalıyız. Peki eldiven takmalı mıyız? Önlük giymeli miyiz? Tabii ki giymeliyiz. Bunu az önce konuştuk. Dedik ki herhangi bir kimyasalın üzerimize dökülmesini ya da elimizi sıçramasını engelleyebilmek için eldiven takıp önlük giymeliyiz. Kimyasal atıkları lavaboya mı dökmeliyiz? Tabii ki hayır. Kimyasal atıkları lavaboya dökersek çevrede bu kimyasal atıklar çevreye karışır, suya karışır, toprağa karışır. Bu da bizim istediğimiz bir şey değil. Biz deney yaptıktan sonra laboratuvardaki kimyasal atıkları lavaboya değil atık şişelerine ne yapmalıyız? Dökmeliyiz. O zaman diyoruz ki cevabımız ne geldi? B seçeneği gelmiş oldu. Peki geldim buraya. Diyor ki yanıcı maddelerin çok dikkat et yanıcı maddelerin diyor üzerinde bulunması gereken uyarı işareti hangisidir diye bize sormuş. İkisi çok karışıyor demiştim. Bakın şu ateş işareti bize yanıcı maddeyi gösterirken
O diye, yani oksijene benzeyen, üzerinde ateşi olan bu işaret ise yakıcı maddeyi mi bize göstermekteydi? Evet, oksitleyici anlamına geliyordu. O yüzden diyoruz ki yanıcı ve yakıcı maddeyi birbirinden ne yapmıyoruz? Kesinlikle karıştırmıyoruz, birbiriyle karışmasını engelliyoruz. Peki, geldim bir diğer soruma. Diyor ki şişenin üzerinde H2SO4 yazıyor. Yani sülfürik asit. Yani ne görüyorum ben burada? Zaç yağı görüyorum arkadaşlar. Sülfürik asit diyorum. Bakın, asitten bahsediyorum. Yani oldukça kimyasal bir maddeden mi bahsediyorum? Evet, ve bana diyor ki bunun üzerinde, arkasında bulunan etiketlerde hangi güvenlik sembolü yoktur? Asitler bildiğiniz gibi oldukça tahriş edici maddelerdir ve aşındırıcı özelliği vardır. O zaman bu işareti aşındırıcı korozif maddeyi gösteriyordu. Bu işaret ise tahriş edici maddeyi gösteriyordu. E peki asitler toksik maddeler miydi? Evet, oldukça zehirleyici maddelerdi. Yine aynı şekilde ben bir asidi toprağa ya da suya dökersem bu oldukça çevreye zararlı bir maddeydi. Ama diyoruz ki B seçeneğindeki işaret sülfürik asit şişesinin arkasında ne yapmaz? Bulunmaz. Peki, o zaman şu ana kadar neler gördük? Gelin bir de onlara göz atalım. Elementler ve bileşikleri gördük. Elementlerin sembollerle, bileşiklerin formüllerle gösterildiğinden bahsettik. O zaman bunları ne yaptık? Hallettik. Ve en sonda elementlerin ve bileşiklerin özelliklerini tamamen tanımış olduk. Kimya laboratuvarında uyulması gereken kurallardan bahsettik. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri, cam malzemeleri tanıdık. Ve en sonda da güvenlik uyarı işaretlerini de gördükten sonra konumuzu ne yapmış olduk? Sonlandırmış olduk aslında arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ekranda ödüllü soru, yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.